böyle çilekli bir salata yapacağım. Hep söylüyoruz, salatanın içine şu beş tadı, sosun içine beş tadı mutlaka koymamız lazım. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umami. Direkt kafadan karabiberle tuzu koyun. İlk ikisini ekarte edelim. Tuzunu birazcık bol koyuyorum. Tavukla da çok yakışıyor. Mozzarella kullanacağız. Biraz sonra tavuğumu da pişirmeye başlayacağım salata sosundan sonra. Şimdi iki tane lezzeti koyduk. Tuz ve acıyı koyduk. Bal koyuyorum. Tatlılığı ilave ettik. Umami. Şöyle hardal alalım. Hardal hayat kurtarıcı. Bütün salata soslarınıza eğer seviyorsanız tabii bir parça koyun derim. Kaldı ekşilik. Onu da içine koyalım. Önce bunu bir karıştıracağım. Bir parça daha. Bütün notaları yüksek tuttuk. Ekşiliği de yüksek tutabiliriz. Şöyle zeytinyağımı yanıma alayım. Ama zeytinyağı ilave etmeden şu tuzu, karabiberi içinde çözdürüyoruz. Şöyle iyice karıştıralım. Baştan işi sıkı tutarsak daha sonra sosumuz daha zor ayrılacak. Başta çok yavaş yavaş gidiyorum. Ara sıra duruyorum. Giderek kalınlaşacak. Yemeğin mucizelerinden bir tanesine içine yağ koyuyorsunuz ve kalınlaşıyor. Şöyle kıvamı da gayet güzel oldu. Yağımla işim bitti. Birkaç damla şöyle ayçiçek yağı. Hafif bir parlaklık versin diye onu da karıştıralım. Gayet güzel gözüküyor parlaklığı, kıvamı. Süper. Şimdi bunu kenara alıyorum. Tavuğu pişirelim o esnada. Bir diğer tavamda da şöyle bademleri pişireyim. Hafifçe kavurayım. Hep söylüyorum yine salatalarda bence bir kıtırlık olmazsa olmaz. Ceviz koyun, badem koyun, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık. Bademleri koyduk. Şöyle hafifçe açıyorum. Tuzunu, karabiberini mutlaka verelim. Hafifçe burada terletmek istiyoruz. Kitaplarda, İngilizce kitaplarda sweat etmek deniliyor. Sweat etmek zaten terletmek demek. Terletmekle neyi kastediyoruz? Esansı çıksın. Kendi suyu, o aroması ortaya çıksın. Şöyle bir parça kavuralım. Hafifçe tavamız ısındığında altını kapatacağım. Diğer tavada tavukları pişireceğiz. Şöyle tavuğu alayım. Büyük çene bir parça tavuğum var. Şöyle ikiye bölüyorum. Hafifçe kurulayalım. Birazcık tuz, karabiber atalım. Tam şekilde de pişirebilirdik. Ama bana sorarsanız yarım hem daha kolay pişecek, daha çabuk pişecek. Suyunu da hafif böyle içinde tutup güzelce oradan gidelim. Gözüm bir taraftan bademlerde. Şöyle tuzunu, karabiberini baştan koyalım. Her iki tarafına. Tavamızın altı açık. Bademlerin altı açık. Çok çabuk yanabilir. Onun için şöyle altını kapatıyorum. Tavanın kendi sıcaklığıyla zaten kokusu buram buram gelmeye başladı. İstediğimiz de o esansın ortaya çıkması. Tavuklar için ayçiçek yağı kullanıyoruz. Birazcık daha yüksek ısı istiyoruz. Şöyle ayçiçek yağını dökelim. Hafif yağın kırılmasını bekliyorum. Sonra tavukları koyacağım. O sırada salatanın iç malzemesini hazırlarız. Şöyle hep sunum tarafını karşıya doğru bırakıyoruz. Yağ üstümüze sıçramasın. Şöyle karşıya doğru bırakıyoruz. Hiç ellemiyorum. Altı kıtır olsun. Et yapar gibi, balık yapar gibi hiç dokunmuyoruz. Şu bademleri aklım orada. Mozzarella'mız var. Mozzarella'yı olduğu gibi kullanacağım. Sadece ikiye böleceğim. Çilekler var. Çilekleri şöyle ikiye kesebilirim. Tavukları sadece bir yağ gezdirdim ve kendi halinde bırakıyorum. Birazcık da sunum için ince ince keselim. Bunları en son kullanırız. Hep tavaları dinliyoruz başka bir şey yaparken. Şöyle altını çok az kısayım.
ısıyı çok az düşürdüm. Buradan devam. Şöyle kenara alayım. Yağın içinde bir havuz yapalım. 7 kule marullarım var. Bunları kıtır da yapabilirdim. Bu sefer olduğu gibi bırakacağım. Şöyle dip kısımlarını kesiyorum. Açıp içine atıyoruz. Tavukların tekrar bir arkasını çeviriyorum. Şöyle bir havuz yapalım. Yağımızı içine atalım. Şöyle yaprakları güzel güzel ayıklayalım. Şöyle tavuğu tekrar bir çeviriyorum. Şöyle altın sarısı renge gelmesini istiyoruz. Şöyle alttan bir havuz yapalım, pişirelim. Şöyle üzerine doğru atıyorum. Salatanın şimdi sosuna tuz, karabiber koydum. Ama malzemelerin de içine mutlaka yine bir parça tuz, karabiber koyuyorum. Hafif bademden de bir parça içine atalım. Bir parça da üstüne atarız en son. Onların yarısını saklayalım. Şu mozzarella'yı da alayım. Onu da sostan geçirmekte yarar var. Şöyle ikiye bölüyorum. Dilim dilim de kesebilirsiniz. Elma dilim de kesebilirsiniz. Tavukların büyük, bence hepsinin biraz orantılı olması önemli. Şimdi gelelim sosumuza. Sosu koymadan mutlaka karıştırıyoruz. Ne kadar iyi sos yaparsanız yapın, mutlaka yağ bir parça üste çıkacak. Ve ilk koyduğunuz muhtemelen içine yağ olacak. Her seferinde koymadan sosu güzelce bir karıştırıyoruz. Şöyle içine atalım. Ben tavukları son bir kez çevireyim. Biraz sonra alacağım ateşten. Peçetemi hazırlayayım. Biraz sonra peçetemin üstüne koyacağız. Her şey esasında belli bir süre sonra otomatikleşiyor. Altını kapatıyorum. Gayet güzel pişti. Renk de aldı. Sosumuzu her zaman en sonunda koyuyoruz. Baştan soslamıyoruz çünkü içinde asit var. Koyduğumuz şeylerden bir tanesi ekşi dediğimiz sirkeyle, nar ekşisiyle, balzamikle, limonla, lime'la mutlaka bir ekşi koyuyoruz ve pişirmeye devam edeceğiz. Onun için böyle sünmüş sebzeler istemiyorsak sosu her zaman en sonunda ilave ediyoruz. Çok fazla ezmeden şöyle bir karıştıralım. Sosun çorba gibi aşağıda kalmaması lazım. İlk başta demiştik ya, biraz kıvamlı olsun. Bütün içine koyduğumuz malzemeyi şöyle kaplasın. Tavukları alabilirim artık. En son bir üstüne şöyle bir yağ gezdirelim. Bademi yanıma alayım. Biraz sonra bitirirken yardımcı olacak. Elimi sileyim. Bir tahtamızda şöyle çok az bir suyunu alalım. Tabağımı çıkartıyorum. Şöyle malzemelerle başlayalım alttan. Şu 7 kule marullarını kenara doğru atıyorum. Ortaya mozzarella'yı koyarız, üstüne tavuğu koyarız birazcık rokalarla birlikte. Özellikle sunum içinde bu marullar işe yarıyor. Şöyle birkaç parça ortaya koyalım. Çileklerden. Şöyle mozzarella'yı alalım. Bir parçayı üste koyuyorum. Diğer bir parçayı da koyalım. Tavukların altına şöyle hafifçe bastırıyorum. Sağlam olduğuna emin olalım. Şu çilekleri, bademleri etrafa yayıyoruz. Şöyle tavuğu üste yerleştirelim. Burada çilekleri hazırlamıştık. Çilekleri de etrafa şöyle rastgele koysanız, bana sorarsanız çok daha güzel olacak. Bir parça badem ayırmıştım.
şöyle bademleri de kıtırlık versin. Hem de görsel olarak güzel duruyor. Güzel kokular geliyor. Hepinize afiyet olsun.